saat olursunuz ve hep beraberiz. Bugün yine böyle harika pastalar, börekler yapacağız. Yine çok güzel bir konuğum olacak. Böyle tatlı tatlı sohbetlerle beraber hem de çok büyük şeflerden bir tanesini ağırlıyor oluyorum bugün. Dedikten sonrasında böyle bir kaldım. Duydum ki kambersiz düğün olmazmış. Evet tabii. Ben de namı diğer kamber. Yani evet. Rüzgar Sildir. Canım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim şefim. Ne var vallahi ne yok? İyi koşturuyoruz. Biz her zamanki gibi hayat şartları malum. Mücadelemiz devam ediyor. Pasta, börek, çörek, yemekler hep beraber. Malum şu günlerde tabii Ramazan artık yaklaştığımız şu günlerde tatlı bölümlerimiz daha fazla bir artış sağlıyordu. Çünkü niye? Yemeklerden sonra artık sürekli tatlı yiyeceğiz. Tatlı yiyeceğimiz için de hep beraber bu ekranlarda izleyicilerimizle pasta, börek, tatlıları, tariflerini vereceğiz. Birebir evlerde yapacaklar. İftar sofralarından sonra da yemiş olacaklar. Birebir kesin tarifler. Kesin. Herhangi sıkıntı olmayan birebir tarifler veriyoruz. Yok. Direkt birebir kesin tarifler vereceğiz. Peki efendim birebir tariflermiş. Rüzgar şefim de hazır. Buradayken dedim yani. O zaman böyle harika, ben orada çikolatalar görüyorum. Böyle peynir görüyorum. Bir sürü şeyler. Biz buna mutluluk diyoruz. Çikolata bakar mısınız? Gerçekten biz buna mutluluk diyoruz. Gerçekten. Çikolata yiyen insan her zaman mutlu olur, huzurlu olur. Evet efendim, ne yapacağız bugün dedikten sonra ben kayısılı bademli bir tart yapacağım. Ben bir tane Ankara tuzlusu yapacağım. Ankara tuzlusu yapacaksınız. Ben sonra bir çatal yapacağım. Ben de bir tane de... Ne yapacağız? Humayda gün batımı yapacağım. Humayda gün batımı ama yapacağız. Ama şöyle söyleyeyim, bunun asıl adı çapidir. Evet. Fakat bunu biz kendimizce yani şefler malum kendiliğinde yemeklere fermentasyon yapıp yani böyle bir isimleri değiştirip daha farklı birkaç bir şey ekleyip birkaç bir şey çıkarıp daha farklı şeyler yapılabiliyor. Ben de buna Humayda gün batımı adını koydum. Çikolata mutluluk, gün batımında mutluluk gibi o anlamda geliyor. Gerçekten. Onun için böyle bir şey yaptım. Harika. O zaman dedikten sonra. Kayısı çok güzel yalnız. Evet. Bir tane ikram edeyim mi? Vallahi yerim gerçekten yok. Peki o zaman ben kayısılı turtamdan başlayacağım hemen. Evet. Hayırdır? Bir de ya ben yeğenimi de getirdim buraya. Yeğenimi de getirdim. Dedi ki dayıcım dedi. Ben seni hep ekranda görmek istiyorum dedi. Niye dedi şey yapmıyorsun? Ben de dedim ki gel öpeceğim ama. Artık. Yalnız bakar mısınız direkt Karadeniz ya. Bak bak kurban olayım sana. Şimdi sen dayını kamera arkasından izleyeceksin, tamam mı? İzleyeceksin, biz de hep beraber izlenmiş hep olacağız. Beraber, hadi bakalım. Evet. Şimdi doğru hadi bakalım fırla. Şimdi o zaman ben turtama geçerken bir kabımı alacağım. Hatta böyle gün içinde yardım da isteyeceğim. Böyle çatal yaparken beraber şekil verelim isteyeceğim. Uygun mudur sizin için? Seve seve. Peki. Ben ne yapayım? Sen bana söyleme. Şu kayısım şurada dursun. Bak buna dokunma, o benim. Tamam bu tamam. Ben sana yardım edeyim yoksa ben bu taraftan başlayayım mı? Şimdi şöyle öncelikle ben başlayayım. Tamam. Daha sonrasında da size de sıra gelecek efendim. Vay. Böyle gençlere olanak sağlarsanız. Gençlere derken o zaman ben önce başlamam lazım. Gençlere olanak sağlarsanız kayısılı bademli tartın malzeme listesiyle başlıyorum ben hemen. Başlayalım hemen. Malzeme listemi sayıyorum. 3,5 su bardağı unumuz, 125 gram tereyağımız, yarım kahve fincanı sütümüz, yarım su bardağı pudra şekerimiz, bir yumurtamız, bir paket kabartma tozumuz ve bir çay kaşığı karbonatımız var. Bu tart malzemesi için. Üzeri içinde yarım kilogram kayısımız var. Yarım su bardağı toz şekerimiz, bir su bardağı çekilmiş bademimiz ve bir tatlı kaşığı da tarçınımız var. Ya inanılmaz bir lezzet oldu bu ya. Evet, ben efendim. Bunu sonra giderken götürebilirim değil mi? Götürürsünüz efendim, ne demek? O zaman mesele yok, tamam. Götürürsünüz ne demek? Evet ben hemen şöyle şuraya alayım. Ben ne yapayım bu arada? Ben elimde tutuyorum bunu. Güzel o. Şimdi ben bunu yoğururken siz ne yapacaksınız? Birazcık Ramazan gelirken neler böyle tüketilmeli, tatlılar neler? Kesinlikle bak çok önemli bir şey. Evet. Hani bunlardan böyle bahsederseniz. 11 ayın sultanı dediğimiz şu anda Ramazan'a gireceğimiz çok yaklaştık artık. Bir hafta gibi bir süremiz kaldı. Mutlaka ve mutlaka izleyicilerimize de iletelim buradan hem sizin aracılığınızla, pasta börek aracılığıyla. Artık çünkü eskisi gibi değil. Mesela revani olabilir. Çok fazla ağır olmamak kaydıyla, şartıyla hafif tatlıları tercih ederseniz şimdi tabii klasikleşmiştir hani artık güllaç müllaç klasiktir ama artık evlerinizde pasta börek sayesinde bu programlar sayesinde çok rahatlıkla çok güzel tatlılar yapabilirsiniz. Yani meyve aromalarını mutlaka kullanın derim ben. Kendi şahsım adına kesinlikle işte kayısı olabilir, erik olabilir, elma olabilir. Yani bunları kullanırlarsa hem çok ağır bir tatlı olmayacaktır hem de bunun akabinde tabii ki hafif ve lezzetli tatlılar. Lezzetli ki bizim tatlılar Osmanlı dönemine vurduğumuz zaman ki bu yemeklerde de geçerliydi. İşte
meyveler çok kullanılırmış. Hı hı. Bunun için biz de artık günümüzde şimdi bunları kullanırsak daha lezzetli ve daha güzel, daha keyifli, hem de çocuklarımız açısından da geçerli. Belki çocuklarımız şu anda oruç tutmayanlar olabilecektir, hı hı, yaşlarından dolayı, ama o tatlıyı yedikleri zaman içindeki vitamini, hem vitamini almış olacaklar hem de güzel lezzetleri evde annelere sunmuş olacaklar. O yüzden kesinlikle meyve kullansınlar diyorum ben tatlılarında. Kesinlikle. Ramazanların zaten olmazsa olmazlarıdır mesela. İftar sofralarından sonra, evet, tatlılar. Tatlılarda da ben kendi tercihim, revaniyi çok tercih ediyorum. Bir incir tatlısı olabilir, bir patlıcan tatlısı, evet, olabilir ki tabii patlıcan. Nasıl oluyor patlıcan tatlısı? Ya var ya, inanamazsın. Ben hamsinin tatlısını gördüm, patlıcanı görmedim. Dedim ki patlıcanın tatlısı mı olur? İnanılmaz bir tatlısı oluyor. Bilseydim getirirdim. Gerçekten. Vallahi nasıl getirmedim ben. Yani el zaten boş da. Şununla vurabilirsin kabama. El zaten boş da. El boş, yapacak bir şey yok, ne yapalım peki yani. Peki nasıldır patlıcan tatlısı, nasıldır? Yani patlıcan tatlısı küçük baby dediğimiz bir patlıcanlar var böyle, hı-hı, küçük küçük, böyle top yuvarlak şeklinde, evet, onlardan yapılıyor. Kireçte kabak gibi, kireçte hazırlanıyor. Hı-hı. Ve ortalama 48 saat falan kireçle beraber yatırılarak ondan sonra, oo, şekere yatırılıyor ve inanılmaz bir lezzet çıkıyor ortaya. Ben patlıcandan böyle bir şey çıkacağını hiçbir zaman kesinlikle ümit etmezdim. Kesinlikle, ben de şu anda çok şaşırmıştım. Cevizde de mesela öyle, bayağı bildiğiniz cevizi yapıyorlar, taze cevizi yapıyorlar. Ve cevizin içinden o kabuğu vardır ya sen, yani onu dahi çürütüyorlar neredeyse. Yani o kadar gidiyor artık ya, yumuşacık oluyor. İnanılmaz. Bir gün beklerim ablamla beraber. O zaman biz de bir gün buraya patlıcan tatlısı yapmaya da bekleriz sizi. 48 saat dinlendirirsiniz siz. Tamam, ben yani şey, hazır olmuşum var. Hani yaparlar ya. Yok. Hani burada yine gösteririz ama biz 48 saatte dinlendirip de getiririz. Tabii o dinlendirip olur, getirmemiz lazım. Çünkü 48 saat burada dinlenme şansımız olmayabilir yani. Peki hamur işleri? Hamur işlerinde çok fazla hamur işine ben girmiyorum. Ramazan için. Ramazan dersek için. Ya güllaç standart zaten. Klasik, yani klasik oldu artık, hı-hı, güllaç bizim Ramazan aylarında. Güllaç olabilir. Güllacın haricinde kendi evlerinde yaptıkları çok basit, işte lokmadır, tulumbadır gibi, hı-hı, tatlılar, hem çok ağır olmamak kaydıyla ki genelde şerbetlerde hep şunu yapıyorlar aslında. Şeker ve suyu kaynatıyorlar, limon atıyorlar ama, evet, çok ağdalaştırıyorlar. Yani şöyle kepçeyi veya kaşığı daldırdıkları zaman, böyle akıttıkları zaman son damlaları, son bir iki damlası artık böyle bırakırken çektiği zaman kendini yeterli gelecektir zaten. Hani çok fazla ağdalaştığı zaman bu sefer şekerlenme de yapıyor. Şekerlenme yaptığı için, hı hı, bir gün sonraya zaten yani aslında tatlı zaten, özellikle şerbetli tatlılarda bir gün kaldıktan sonra çok daha lezzetli oluyor. Bu tabii hani işte yöre bakımından, yöresel yerlerden gelen baklavalar falan vardır tabii. Mesela bazı baklavalarımız var, ısıtmadan yediğin zaman tadını alamıyorsun. Yani nasıl baklavalar onlar? Ya nasıl baklavalar? Onu Antep yöresinin sıcak baklavaları. Antep baklavaları. Antep'in kremomları gibi oluyor. Ama onun için şerbetli tatlılarda, hı-hı, mutlaka kendileri evlerinde yapıyorsa, ki çok basittir aslında. Yani hamurdan, lokma gibi şeyleri çok hepsinden rahatlıkla yapabilirler. Çünkü Ramazan zaten, iftar zaten çok geç saatte olacak. Ramazan için söylüyorum hep tabii, evet, bunları. Yani geç saatte olacağı için zaman çok fazla. Yani çok fazla çeşit yapabilirler, çok fazla şey. Ama çok da ağır da yenmemesi gerekiyor. Kesinlikle. En güzeli sütlü tatlılar, sütlü aslında tatlılar. Veya iftardan sonra, bittikten sonra artık böyle bir teravihden sonra da, hı-hı, çay kahvenin yanında yapabilecekleri, böyle bizim gibi yapabileceğimiz, evet, böyle kurabiyeler, atıştırmalık çayın kahvenin yanında, hepsi, inanılmaz lezzetlerle beraber. Harika. O zaman şimdi ben un, tereyağı, pudra şekeri, süt, yumurta ve kabartma tozu karbonatla beraber yoğurdum. Böyle bir kurabiye hamuru gibi olacak kendisi. Çok güzel. Çiğ hamur yer misiniz bilmiyorum ama ben çocukken çok yiyordum. Hani ben büyüdükten sonra da yiyorum hala. O yüzden hani bir tadına bakarsanız böyle çok tatlı bir hamur olmuyor. Zaten üzerine de şekerli, kayısılı, tarçınlı bir karışım yapacağım. Şey diyormuşum, bu olmadı, sen bunu bana ver. Yolda giderken yiyeyim mi? Ben alayım onu. Afiyet olsun efendim. Birazcık böyle dinlenirken belki siz de böyle başlarsınız. Sonra ben üzerine kayısılarını yapmaya başlarım. Evet, hangisinden başlıyoruz? Biz de hangisinden başlıyoruz? Ankara tuzlusu diyoruz. Ankara tuzlumuz için başlıyoruz. Şimdi izleyenlerimize de şunu söylemek istiyorum aslında. Tarif verirken, şimdi aşçılarda veya şeflerde tarif verirken, yemeklerde özellikle hiçbir sıkıntı olmaz. 10 gram, 15 gram veya 20 gram hiçbir sıkıntısı olmaz. Burada okuyarak direkt söylüyorum. Sebebi de şudur. Pasta kısmında veya tatlı kısmında 1 gramın bile çok büyük önemi var. O yüzden reçetelerde mutlaka dipnotlarınızı alıp
bizim aracılığımızla da pasta börek aracılığıyla da evinizde, kütüphanelerinizde inanılmaz bir pasta börek kitabı oluşturmuş olacaksınız. Onun için reçeteleri net yazarsanız kesinlikle bir hata ve falso vermiş olmazsınız. Ankara tuzu için 250 gram un, 250 gram tereyağı, 250 gram beyaz peynir. Çok basit ve evinizde yapabileceğiniz inanılmaz kolay tarifler. Onun için ne yapıyoruz? Ben dedim ki bu kadar mı dedim malzemesi? 3 basit ama niye? Bizim amaç nedir? Yani amacımız şu aslında. Ben hep öyle diyorum bütün söylemlerimde. Yani verdiğimiz tarifler evlere yönelik olması kesinlikle lazım. Niye? Çünkü evde bizi izleyen annelerimiz, teyzelerimiz, ninelerimiz bunlar bizi izliyorlar. Evet. Ve izliyorlarsa da bizim yapılabilecek tarifler. Tabii hemen böyle elimizin altında bulunabilen altında tarifler. Elimizin altında evlerinde olabilecek tarifler. O yüzden tarifler çok önemli. Şimdi ben de peynirle önce bir tereyağını iyice karıştırıyorsun kesinlikle şu anda. Kesinlikle iyicene yoğuruyoruz. Peki. Bu arada ben de bir yandan o zaman kayısılarımın çekirdeklerini ayıracağım. Sizin kayısınızı kenara ayırıyorum. Kesinlikle benimki değil mi o yanlış evet, değil. Evet yok bu sizinki. Ve hemen onları. Bunu böyle iyicene yoğurduktan sonra. Peynirle tereyağı adeta aşk yaşatıyoruz. Evet gerçekten. Yani birbirlerine aşık oluyorlar, evleniyorlar o derece. Bu kıvama geldikten sonra unumuzu ilave ediyoruz. Yavaş yavaş bir anda değil yedire yedire. Unumuzu. Kayısılar bu arada gerçekten çok güzelmiş. Vallahi. Sulu sulu. Oy. Sert de değil. Evet şimdi hemen sessizliği ben bölerekten kayısıları çekirdeklerini ayırıyorum. Daha sonrasında Rüzgar Şef'im hamurunu yoğururken ben de hem böyle minik minik parçalara ayıracağım. Tarçınla, badem ve toz şekeriyle beraber böyle birazcık soteleyeceğim. Ki tart hamurunun üstüne koyup fırınlıyor olacağım. Yani önce tart hamurunu pişirip daha sonrasında üstüne eklemeyeceğiz biz. Önceden hepsini ekliyorsun. Bir arada evet pişireceğiz. Takı yok evet. bir tek saatim var. saatte şöyle bir şeyim var benim. Ben saati kolumdan çıkan zaman uyuyamıyorum da. İnanılmaz bir takıntı. Çok ciddiyim. İnanılmaz bir takıntı. Saati kolumdan çıkardığım zaman uyuyamıyorum da yani. O her evet, zaman saat var. Yani denize girerken işte ne bileyim çalışırken ya saatsiz duramıyorum. O yüzden saat süre ama saat engellemiyor zaten yani. Bir de öbür tarafta bir tane bileklik var. O bileklik, onun da galiba bir anlamı var çünkü diğerleri tabii, çıkmış, o çıkmamış. Evet, bunu çıkarmıyorum. Bu benim için çok önemli. Bak görünüyor mu yakından? Nereden şöyle tutayım? Benim için çok anlamlı. O yüzden onu da çıkartmıyoruz. Sürekli kolumda. Zaten çıkardığım zaman da takması zor oluyor. O yüzden ayrıca bir önemi var. Peki mutfak aşkı nereden geliyor? Dün akşamleyin ben ya, böyle var ya, bir şey ben okudum. Senin var ya, saçını başını yolacağım senin var ya. Sen nereden buldun? Şimdi şöyle söyleyeyim. 18 sene oldu artık. Yani 18-19 seneye gireceğim neredeyse meslek hayatımda. İlk zamanları tabii ben bu mesleğe yani açık konuşayım. Babamın parası var, annemin de parası var. Evet. Benim öyle parayla pulla işi olan bir adam hiçbir zaman olmadım. Hala evet değilim. Ama seviyordum yani. Okul yıllarımda Pendik bölgesinde bir mekanda kapıda şey yazıyordu camda. Bulaşıkçı alınacak diye yazıyordu. Dedim ki gittim. Dedim abi bulaşıkçı lazımmış. Beni alır mısınız dedim. Kaç yaşındasın sen dedi. Yalan söylemeyeyim herhalde net değil ama 11-12 yaşları civarında falanım. Ondan sonra cıma sen dedi yapamazsın. Ben dedim yaparım dedim. Niye yapamayayım dedim. Eve gittim. Anneme söyledim. Parayla pulla işimiz yok yani ne yapacağım bulaşıkçılık yani evet ne alakalı. Dedi. İzin vermedi. Çantamı topladım. Çanta dedin de küçük poşet. Balkondan atlayıp kaçacaktım, yakalandım iş için. Ama sonra gel zaman git zaman, şimdi herhalde izliyordur beni bilmiyorum ama her zaman söylerim. Annem de söyler, bu evladı ben yetiştirdim der. Evet anne artık buralardayım. Yani meslek adına evden kaçıyordum, zor yakalandım. Gerçekten bir mutfak insanıyla beraberiz bugün. Evet. Şimdi ben de bunu yoğurdum bu arada. Evet. Ama birazcık un alacağım. Peki. Şuradan. Ne kadar daha ekleyeceksin? Yok eklemeyeceğim artık. Artık son raddedeyim. Şimdi şuraya açmak için mi? Birazcık. İki kaşık kadar un atacağım. Tabii peki, evde iki kaşık olması şart değil. İstediğimiz gibi şekil verebiliyoruz galiba buna. Tabii.
Peki o zaman. Böyle biz bugün kare kare mi keseceğiz? Nasıl şekil vereceğiz? Ya açıkçası bugün kupatla da kesebiliriz. Kupatın haricinde elle de birçok şekil verebiliriz. Hı hı. Çünkü bu aslında biraz da doğaçlama da olabilir. Dediğim gibi hani evlerde annelerimiz, inilerimizi evet. göre olduğu için farklı farklı şekiller verebiliriz. Kare de kesebilir. Hatta birkaç çeşit yapalım diyorum. Aynı hamur ama aynı hamurdan tabii farklı ki. Çeşitle mesela senin benim kayısım pardon senin evet. değil, benim kayısımdan ben kullanacağım orada. Bir tane kayısıyı bir küçük küçük konsifere dediğimiz şekilde doğradığımız zaman hı hı. hem kayısızlısını çıkarırız. Elimde öbür tarifimin cevizi var. Ondan biraz kullanırım üstüne. Peki. Susam kullanabilirim. Hepsinden kullanabiliriz. Hepsinden kullanabiliriz. Peki saklaması nasıldır bu hamurun? Yani ya, uzun süre... Cam fanusta raf ömrü ortalama 10 gün falan. 10, yani 15 günü bulmaz ama 10 gün falan. Bir hafta 10 gün falan durabilir kapalı cam fanusta. Çok rahatlıkla durabilir. Hiç de bir şey olmaz. Herhangi bir sıkıntı tabii olmaz. Tabii çaylarının kahvelerinin yanlarında verebilirler. Ankara tuzlusunu. Ankara tuzlusunu. Aynen öyle. Peki, bu arada ben bugün dün... Elmas teyzem konuğumdu. Bana bıçağını bıraktı böyle çok güzel kesiyor. Hem de sana şans getirsin çılaklı. Diye. Çılaklı. Evet böyle çilekli çok güzel bir bıçak ve ben bugün onu kullanıyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Ha, teşekkürler başladı. Tabii siz ne getirdiniz? Ben ne getirdim? Ben evet. düşündüğüm da bulamadım. Evet. Arkadaşlık dostluk o Baki kesinlikle. Zaten. O, kesinlikle. Evet arkadaşlığımız dostluğumuz Baki o onunla ilgili evet, herhangi Ankara... bir sorunumuz yok. Tamam hatta şöyle birazcık. Dinleniyor mu birazcık yoksa? 3-5 dakika dinlenmesi kafi hı hı. gelecektir zaten. Peki o zaman. Şimdi ben de kayısıları böyle minik minik kesiyorum. Ki böyle tavaya aldığımda iyice hem bademle hem tarçınla şekerle çok güzel birleşsin diye. Bunu istediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Elmayla, işte kayısı, şeftali, kirazla bile yaptığım oluyor benim. Çekirdeklerini çıkartıp. Çok güzel bir tat veriyor. Biraz daha ekşi seviyorsanız vişneyle yapabilirsiniz. Çok iyi. Sizin tartlarla aranız nasıldır? Benim tartlar, cheesecake'ler. Yeme olarak mı yapma olarak mı? Her ikisi de. Yani yapma olarak çok fazla değil. Yeme genelde olarak. Pastacımız var o yapıyor. Ben yiyorum genelde. Ama inanılmaz pastalar yapıyor gerçekten. Ben şimdi çikolata ve tereyağımı eriteceğim. Peki. Şimdi çikolatayla tereyağını eriteceğiz. Ne aradınız ben vereyim şefim? Bir koçarola... gibi böyle bir kap. Tamam hemen şurada. Hemen burada. Ha evet. Bu uygun mudur? Uygundur. Az bir şey ocağımızı yakacağız. Bu tarafa geçeceğim. Tava da verebilirim yavaş. Eğer ki ocakta beraber. Ya, tava aslında daha iyi olur. Tamam. Size de böyle kırmızılı bir tava ya. Vereyim mi? Sayın yönetmenim ben bu tavayı istiyorum. Ne kadar yüzsüz bir adam oldum ben ya. Estağfurullah efendim. Şimdi buna tereyağlarımızı hemen koyacağız. Hemen kaşık da vereyim. Yok, tamam var burada. Ha, orada da olabilir. Buyurunuz. Şimdi ne yapıyoruz peki? Bu şimdi başladınız şimdi de, ama neyin işte nesidir? Bizim aşçıların sıkıntısı evet, burada. Evet ben isterseniz önce bir söyleyeyim de yani izleyicilerim de neyi ne yaptığımızı bilsinler çünkü. Evet. Orijinal adı Çapi. Lakin biz buna Humayda Günbatımı dedik. Hı hı. Kendi ismimizi kullandık. 3 çorba kaşığı un, 255 gram çikolata, 70 evet. gram tereyağı, 12 çorba kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kahve, Nescafe, granür kahve, 3 yumurta, 250 gram ceviz, 1 evet. paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edeceğiz. Tuz ilave edeceğiz. Bakın çok önemli bir nokta tuz. Niye tuz? Çünkü tatlılarda ve zeytinyağlarda nasıl şeker kullanılıyorsa öbürlerinde yani tatlarda tuz kullanılabiliriz muhakkak, kesinlikle. Evet. Ama bunu da yaparken önce tereyağı ve çikolatanın bir kısmını eriteceğim. Sadece bir kısmını mı? Bir kısmını eriteceğim. Gerisini de öbür içine ilave i̇çine edeceğim çünkü. İçine ilave edeceğiz. Bunu eriteceğim. Benvari usulü dediğimiz gibi olacak aslında biraz da. Peki. Ocağımızı bu herhalde. Evet. Kısık, çok kısık, ateşte. Çok kısık. Hiç acelesi yok. Ağır 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 bu eriyecek. Erimeye başlayacak. Çikolata ile tereyağının buluşması da gerçekten ayrıca güzel oluyor. Ya normalde benvari demedim zaten ablacığım. Benvari gibi. Gibi. Yani gibi. Yani çünkü şimdi evlerde benvariyi bilmeyenler vardır. O yüzden evet. biz normal tavada şey yapabiliriz. Ben şimdi tabii şeye geçeceğim birazdan. Şimdi bunu açmaya geçeceğim. Tepsime dizeceğim. Fırınıma atacağım. Fırına atacaksınız. Ondan sonra bunu yoğuracağız. Hı hı. Bunu işlem yaptıktan sonra şu yardımla ama
Bununla yapmayayım diyorum. Ben normal çorba kaşığıyla yapayım, şekillerini vereyim. Çünkü evlerde bunu bulması zordur. Normalde tamam. Bununla da güzel olur ama çorba kaşığıyla peki, kaşıklama sistemiyle yapacağım ben. Yani iki tane mi kaşık istiyorsunuz? İki tane. Yani peki. Şu şekilde şöyle böyle alarak yapacağız. Evdekiler harika. Bu un helvasını da öyle koyarlar tabağa. Evet, evet, aynen. Çık iki kaşıkla beraber. Ya. Gerçekten o şekildedir. Bu arada kayıslarımı minik minik doğradım. Birazdan böyle şeker ve badem tarçınla beraber buluşturacağım. Harika bir tat elde edeceğiz. Hemen şuradan tavama alıyorum. Şuradan. Ben seni biraz izleyeyim mi? Olur, siz bilirsiniz şefim. Yoksa şunu biraz siz hemen... beni izleyin. Siz beni izlerken mesleğe başlamak isteyenler mesela çok mesaj atıyor bize. Ah, işte nasıl olmalı? Ne yapmalıyız? Kesinlikle işlerine aşık olmaları gerekiyor. Evet. Yaptıkları bu yolda yürümek bile bir sanattır. Ben bunu her zaman söylerim. Ben hep çıktığım yolda bir tezim vardı. Kulakları çınlasın. O da izliyorsa buradan selamlar. Kasım Yılmaz benim ustam aynı zamanda. Türkiye'deki ustam daha doğrusu, yurt dışındaki evet. değil. Lezzeti sunmak sanat, tatmak ayrıcalıktır terimiyle ben yola çıktım. Ben lezzeti sundum, tadanlar ayrıcalıklı olduğunu gördü. Bunun için mesleğe ilk girenler hep çok şeylerle karşılaşıyoruz biz. Yani öğrenciler olsun, gittiğimiz paneller, konferanslar olsun. O kadar çok sorularla karşılaşıyoruz ki. Ama emin olun hepsi de çok basit ve çok çocukça şeyler. Yani önce bir kere kesinlikle mesleği sevmeleri gerekir. Bu mesleğe para gözüyle bakmamaları gerekir. Değil mi? Bu mesleği seversen para kazanırsın. Tabii ki de para olacaktır illaki hayatımızı idame etmek için ama. Muhakkak. Öncelikle sevmeleri gerekiyor ve yapmaları gerekiyor. Ben yediğim dayağın sayısını unuttum çıraklık dönemimde. Veya şu anda yok. Şimdi işte şöyle bir şey, öyle bir şey ki ben dayak yedim, eve gittim, bir de evde dayak yedim, geri geldim. Şimdi bırakın dayak yemeyi, birazcık bağırdığınız zaman önlüğü çıkarıyor, basıyor, gidiyor. Kayboluyor. Ne oldu? Sen benim oğluma bağırmışsın. İyi de ben bu mesleği böyle öğrendim. Evet. Kötü mü öğrenmişim? Yani onun için o kadar şey oldular ki artık yeni yetişen nesil. Bir de okullar çok açıldı. Eskiden bu kadar okul yoktu. Benim çıraklık dönemimde eksekutif şef, şef de kuzin falan bunlar yoktu zaten. Sadece aşçı vardı, usta vardı. Ustanın dediği her şey olay bitmişti. Patron karışamazdı. Şimdi öyle değil. Şimdi artık az bir şey bağırdığın zaman veya bir şey yaptığın zaman kaçıyorlar. Ben gerçi bunu çalıştığım işletmede yöntemini buldum. Nedir yöntemi? İzin iptali yapıyorum. Yani, kaçtığı zaman izin. Tabii hata yaptığı zaman bu hafta izine göndermiyorum. Veya çalışma saatini bir saat iki saat daha uzatıyorum. Çünkü biz ömür boyu yani sürekli yaşayacak halimiz yok. İlla ki bir gün toprak olacağız, gideceğiz. Kesinlikle. Onun için birilerine bayrak bırakmamız gerekiyor. Evet. Bu bayrağı da bırakmak için de iyi insanları yetiştirmemiz gerekiyor. Yani göğüslerinde yaz, bir isim yazdırıyorlar. Ben şefim diyor veya önlüklerine yazdırıyorlar. Şefim diye ortaya çıkıyorlar. Hiç alakası yok. Ben bunlara kendi tabirimle belki meslektaşlarımdan kızanlar olacaktır ama ben bunlara terzi şefi diyorum yani. Direkt terzi şefi. Çünkü niye? Göğüslerine yazdırıyorlar. Ben şefim. Şefim. Ya geliyor adam 17 yaşında, 20 yaşında diyor ki şefim ya yaşın 17-20. Ne ara şef oldun? Ben 36 oldum. Tamam şefim ama 36 oldum. Hala eksiklerim var diye biliyorum. Yani 36'yım, 17 yaşındaki adam nasıl şef olabiliyor? Bunun için artık şeflik, bu gerçi bizim şeyle de orantılı biraz. Ülkemizde, yurt dışında Türk mutfağımız ve bizim mutfağımız yaptığımız şeyler çok iyi tanıtılmıyor. Tanıtımlarda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları, tanıtımlarını iyi yaparsak, yeni yetişen nesile de aşçılık bölümü okuyan veya gastronomi bölümü okuyan liseler veya üniversitelerde doğru eğitimler, doğru şeyler verirsek güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü kesinlikle. Biz görüyoruz zaman zaman panellere, konferanslara gittiğimizde bazı meslektaşlarımız, arkadaşlarımız mesleklerle çok alakaları yok ama yani mankenlik ajansında mankenlik yapıyormuş gibi şey yapıyorlar. Bu da tabii bizim, çünkü yetişen çocuk senden onu görüyor. Benden ne görüyorsa onu uyguluyor tabii. Şimdi çok basit bir şey söyleyeyim, bu benle orantılı aslında. Ben mesela sakallıyım ama ben 16-17. Yılıma giriyorum yani. 98-99 askerliğim bitti ve ben sakalı bıraktım. Odur budur sakallıyım. Hep hani bunu söyleyenler olabiliyor ama ben 17 senemi verdim yani 16 senemi verdim sakal için. Eriyor değil mi bu arada? Evet, eriyor. 16-17 senemi verdim. İnsanlar diyor ki abi biz de sakal bırakalım. Rüzgar Şef sakal bırakıyor. Ya Rüzgar Şef olana kadar neler çekti ki benim ellerimde hala yanık izlerim bariz bellidir yani. Doğru. Ustam benim elimi mangala falan sokmuştu. Ellerim dedim bu arada Şeyma'ya çok teşekkür ediyorum. Benim
makyözüm, maniküm falan yapan. Evet. Benim de bakımlıyım ama bakımlı olmak zorundayız. Özellikle ellerde. Ellerde evet yani, gerçekten ellerde. Çok önemli. Her zaman. Şimdi Ankara ona başlayacağım ben. Bu arada ben kayısılarımı böyle hem toz şeker, tarçınla beraber birazcık böyle soteledim. Üzerine de bademlerimi ekledim. Çok öldürmedim kayısılarımı özellikle. Böyle diri diri kalsınlar istedim ki yerken de böyle o tadı da alalım diye. Kayısıları da böyle birazcık daha geçirdim. İçine badem koyduktan sonra badem tozu biraz daha yoğunlaşmasını sağlayacak. Çünkü bizim tartımızın üzerinde herhangi bir krema olmayacak. Direkt hamurumuzun üzerine koyup bu kıvamımızı fırınlıyor olacağız dedikten sonra Ankara tuzlusuna geçiyoruz. Ankara tuzlusu, evet, şimdi Ankara tuzlusunu peki yapacağız. Unumuzu koyduk. Şöyle merdanemizi koyalım, alalım. Tamam. Ya var ya, bu merdanelere de bayılıyorum ha. Ha, kendi dönüyor. Evet, kendi ya, dönen. Ya teknoloji ya. Tıp neler yarattı. Gerçekten. Şimdi şunu çok alsam rahat oluyor. Sıkıntı hemen olmadı herhalde. Evet, onu ben alayım. Şimdi bunu Ankara da alalım isterseniz. Evet, sizin önünüzü açalım. Kolları artık sıvayalım. Evet. Şimdi artık hamurumuzu... Ankara tuzlusuna başlıyoruz. Şimdi evdekini bir un serpme tekniği gösterelim. Evet, şu anda rüzgar genelde sesten un serpme tekniği genelde böyle serperler. Çok evet, yanlıştır. Her tarafa. Her tarafa. Zaten böyle yaptıkları evet zaman her tarafa serpilmiş olacak. Ve genelde de aslında şeflerin de böyle bir pozu hep vardır değil mi? Bu ya şöyledir. Evet, ya şöyledir. Ya da böyle muhakkak bir pozları vardır. Bu arada hamurun kıvamı evet çok güzel. Yani hatta şunu düşünüyorum şu anda, acaba merdane kullanmadan bir show mu yapsam şöyle? Vallahi hayır demem ben. Ama bu tabii bir dahakine şey yaparız. Kol böreği yaparız. Kol tamam böreğini kafada çeviririz böyle. Peki o zaman. Şimdi bunu elle biraz yaptıktan evet sonra çok fazla değil. Evet çok az, yani ince değil, biraz kalın açacağız. Ve kesmek için çay bardağı vereyim mi size? Hazır evde de böyle yanınızın elinde bulunan. Ya da böyle bıçakla kare kare mi kesmek istersiniz? Ya sen benim içimi mi okuyorsun ya? Olabilir. Yani gerçekten. Diyecektim. Ben de çay bardağı veya fincanla yapalım diyecektim. Çünkü nihayetinde evet bunlar evlerde yapılacağı için. Aynen. O yüzden ben size bir adet fincan da vereyim. Çay bardağı da vereyim. Yo, çay bardağı yeterlidir Gülenay ustacığım. Tamam. Peki o zaman. Bir çay bardağı. Buyurunuz efendim. Evet, çay bardağımız. Çay bardağımız ince özellikle belli, ince belli olması gerekiyor. Evet. Tabii bu şaka. Tepsimizi alıyoruz. Hemen yağlı kağıdımı veriyorum. Evet, şöyle. Yağlı kağıdımızı da serdikten sonra çay şimdi bardağımızla çok basit bir şekilde kesiyoruz. Kesiyoruz. Yuvarlak yuvarlak kesip daha sonrasında üzerine neyle süslüyorduk? Yumurta sarısı kullanacağım, üzerine hı hı süreceğim. Ondan sonra evet hepsini aynı yapmayacağım. Ceviz kullanacağım, öbür kayısı tarifinden birazcık çalacağım. Ayırdım. Birazcık kayısı kullanacağım. Susam kullanabilirim. Susamımız var, çörek otumuz var, haşhaş kullanabilirim. Hani hepsi farklı farklı. Tamam, o zaman ben istiyorum bir tane yumurtanın sarısını hazırlayayım sizin için. Seviyorum seni, teşekkür ederim ya. Rica vallahi ederim. Evet. Kesinlikle. Bu da hı çok önemli ama biliyorsun değil mi Gülenay? Kesinlikle şimdi, çok önemli. Bak hazır aslında hani mesleki dayanışma dedi de ablam. Evet. Ben hep ablam diyorum çünkü ben hep ablam oldu benim o. Bizim sektörde öyle şeyler var ki millet birbirinin kuyusunu kazıyor. Maalesef. Aslında hani maalesef ne kadar yanlış ki yaptığımız iş belli, sanat belli, evet, meslek belli. Birbirimizden ya bir fazlamız var ya bir eksiğimiz var. Fazla bir şeyimiz yok. O yüzden hep beraber tamam çay bardağıyla Ankara tuzlusunu keselim diyoruz. Evet. Ankara tuzlusunu keserken çay bardağıyla. Bu arada reklamlardan önce hemen tepsideki halini de görmek istiyor seyircilerimiz ki. Reklam aralarında çünkü böyle aynı tarifi alıp yapan seyircilerimiz oluyor. Öyle usta mi? Evet. O zaman şöyle yapayım ben hemen hepsini tam kesmeden. Hemen. Hemen. Tabii. Bu arada Ankara tuzlusunun malzemelerini söylüyorum. Beyaz peynir, un ve tereyağı kullandık. Evet, o kadar, başka aynı hiçbir şey şekilde yok. Bu arada ben de diğer taraftan isterseniz yumurta sarılarını süreyim süper sizin için. Şöyle sürelim. Cam kavanozda saklayabilecekleri, aynen üzerini istedikleri gibi süsleyebilecekleri bir Ankara tuzlusu yapıyoruz.
Ankara tuzlusunun peki neden ismi desem? Ya şimdi peynirinden bu aslında kaynaklı mı? Hani peynir de var tabii ki de ama bu biraz da çorba gibi, hani ezogelin çorbası nasıl çıkmıştı piyasaya, evet, bilir misin bilmiyorum ama hani bu ta onun gibi aslında. Ankaralıları özgü bir kurabiyeymiş. Kurabiye. Ama tabii sonra artık tabii günümüzde gel zaman git zaman hepsi şimdi normal herkesin kullandığı, evet, bir kurabiye haline gelmiş. Son ikiyi kestikten aynen sonra. Daha sonrasında siz de üzerine susamlarını devam ediyorum ben de hemen peşinde. Koyarsanız hemen fırınlayalım. Şimdi reklam şuradan dönüşünde böyle fırından çıtır çıtır Ankara tuzlularıyla beraber dönmüş olursam. Böyle. Evet şimdi evet, ne koyuyoruz? Üstüne susam, susam atacağım. Mesela şöyle bir sıraya susam attık. Sonra bir sıraya çörek otu çörek atıyoruz. Otu. Sonra kıskandım. Bir sıraya da haşhaş atalım. Ben haşhaşı çok severim. Haşhaşı ben de çok severim. Yani haşhaşlı çörekler, haşhaşlı cevizli açmalar her, evet, zaman favorimdir. Evet. Şimdi ne kadar pişecek? Kaç derecede kalacak? 170 derecede ortalama 15 dakika yeterli gelecek. 170 derecede 15 dakika yeterli gelecek. Aynı zamanda, evet, tarçın da kullanabiliyoruz. Biz şimdi üzerlerini süslerken efendim kısa bir araya gidiyoruz. Reklamlarımız var. Reklamlardan sonra tekrardan buradayız. Sorularınızı Pasta Börek STV'de tüm sosyal medyadan iletmeyi unutmayınız. Birazdan görüşmek üzere. Bekliyoruz. Kaçırmayın. Bakıyorum ne yapıyor Rüzgar Şef'im, kurabiyeleri çıktı. Ankara tuzluları fırından sıcak sıcak el yakar şekilde çıkmaya hazırlar. Şu anda geliyorlar. Alkış istiyorum efendim kendileri için. Böyle kocaman büyük alkışlarla beraber Ankara tuzluları. Evet, harika mı harika. Bu da şef stilidir her zamanki. Heh. Evet. Tamam. Yalnız. Süper oldu değil mi? İnanılmaz bir keyif oldu. Evet. Şimdi efendim o zaman ben de birazcık kendi tartımdan bahsedeyim. Ankara tuzluları harika çıkmışken ne yaptık? Hamurunu malzemelerini ekleyip tamamen böyle bir hamur haline getirdim. Öncesinde yağ ve şeker, tereyağı ve şekeri birazcık karıştırdım. Daha sonrasında diğer malzemelerimi ekledim. Ve hamuru böyle birkaç dakika dinlendirdik. İçi içinde kayısılarımı böyle minik minik doğradım. Toz şeker ve tarçınla beraber birazcık sote ettim ama hala içinde parçaları kaldı. Özellikle istedim parçalarının kalmasını ve badem ekledim en son kısmında ki birazcık daha toparlasın, krema kıvamında birazcık yaratsın diye. Şimdi burada üzerinde kalan da hamurumuz var. Şimdi isterlerse tabii ki ceviz de koyabilirler. Of süper. Ama ben bu hamuru böyle rendeliyorum. İnce ince rendelediğim zaman böyle kıtır kıtır üzerinde hem böyle birazcık ceviz havası verip hem de üzerindeki kısmı da bisküvi oluyor. Biraz daha mı tarçın koyalım? Üst hamuruna böyle serpelim. Tamamdır. Üst hamuruna da biraz daha tarçın serpeceğim. Böyle tabii ki ekip arkadaşlarımdan da buradan destek alıyorum her zaman. Evet, pudra şekeri tarçın fırından çıktıktan sonra. Harika. Ablam direkt bize kilo aldırmak istiyor ya. Evet. Evet. Şimdi siz ne yapıyorsunuz şefim? İyiyim vallahi, sen nasılsın? Vallahi ne olsun. Ben ne yapıyorum şimdi? Ankara tuzlarımız çıktı farklı farklı, evet, işte susamlı, cevizli, tarçınlı, çörek otlu ve haşhaşlı yaptık. Yani evlerde de yapabilirler. Hı hı. Şimdi soğuyunca daha net böyle fanusta da göstereceğim. Ama kalan hamurumu da ne yaptım? Ne yaptınız? Böyle bir kırıkırak gibi dediğimiz. Atıştırmalık. Atıştırmalık gibi. Böyle iki tane uzun. Şimdi birazdan daha net görecekler senin yaptığın çatalla beraber. Evet. Şöyle yapıyorum. Çok basit. Kalan hamuru da yapabilirsiniz. Çok herhangi basit. Bir... Yaptıktan sonra yumurtam vardı. Yumurtamı arıyorum. Evet. Evet yumurta efendim vardı. Yumurtalarımız efendim nerede?
yumurtalar bitmişti. Çalsam bir tane. Tabii. Niye çalıyorum sen? Benim çiftlikte tavuğumdan var. Tabii oradan alalım. Ver bakayım oradan. Hop 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 bir yumurta. Bir yumurta. Efendim yumurta sarılarını da üstüne süreceğiz. Süreceğiz. Şimdi ne aradınız? Bir şey aramadım. Şurada var benim ben çünkü aradığım şey. Yok. Peki. Ben de hamurlarımı böyle gördüğünüz üzere rendeledim. Şimdi üzerine serpip hemen fırına atacağım. 175 derecede 15-20 dakika içerisinde çıkmış olacak. Hem pratik hem de birkaç günde böyle tüketebileceğiniz, üzerine çıktıktan sonra da tarçınla pudra şekeriyle servis yapabileceğimiz kayısılı tartımız hazır olmak üzere fırına doğru yolculuğuna başlayacak. Evet, kayısılı tart bu arada benim biliyorsun değil mi? Evet, artık öyle dedi. Şefim dedi ki yani, götürelim dedi, paylaşacağız. Paylaşacağız mı? Evet. Ben de heveslendim hepsini ben yiyeceğim diye. Efendim. Yani tatlıyı çok seviyorum. Evet. Şeker kullanmıyorum. Çaylarda kahvelerde hiçbir şekilde şeker kullanmıyorum ama tatlıya dayanamıyorum. Bu arada sayın izleyicimiz görüyorsunuz herhalde. Şöyle gelişi güzel bu arkadaşlarımızı böyle sürüyoruz. Harika Ankara tuzları örgü halinde böyle rulo halinde tekrardan fırına gidiyor olacaklar. Tartımı ben de fırına götürmek üzere yolculuğuna çıkartıyorum. Üzerini hiç siz böyle yapar mısınız? Ben yok vallahi yapmadım. Şimdi deneyeceğim işte diyorum ya onu bana ayır onu ben yiyeceğim. Tamam yani. O zaman bir dilim. Bir dilim. Hayır havalar sıcak o yüzden. Yani ne yapalım ağrın eli tutulmaz. Şimdi bu yaptıklarımıza da salaş bir şekilde gene susam ve haşhaş yani hepsini aynı anda bu şekilde attıktan sonra yine aynı şekilde sıcak fırınımıza. Atıyoruz ve ondan sonra Şimdi neler yaptık? Ankara tuzumuz pişti. Tartımız pişmek üzere. Daha sonrasında da diğer malzemelerime ben çatalımı yapmaya başlamadan öncesinde hemen ben bu tarafa geçeceğim artık çünkü. Buraya başlayalım. Evet, mikserimizi almam lazım benim. Hemen ben şimdi şöyle ucunu da getireyim size. Tabii ki hemen de getirdim. Aynı zamanda da ben de malzeme listesini sayayım mı sizin için? Benim malzeme listemi mi? Tabii ki sayabilirsin. Tabii ki de. Sizin için saymaya başlıyorum. Hemen uçları bu tarafta ben yardımcı olayım mı? Ya ben bunlara bir türlü alışamadım. Peki. Ben aynı zamanda da Çapin'in malzeme listesini okuyorum. 3 çorba kaşığı unumuz, 255 gram çikolatamız, 70 gram tereyağımız, 12 çorba kaşığı toz şekerimiz, 1 tatlı kaşığı kahvemiz, 3 adet yumurtamız, 250 gram cevizimiz, 1 paket kabartma tuzumuz ve 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Evet. Humayda gün batımı. Diğer ismi Çapi'ydi değil mi? Evet. Ya orijinal ismi Çapi ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Demin dediğim gibi Humayda gün batımı dedik ama sebebi de şudur. Yani birçok şey de değişebilir. Yani işte çünkü insanın kendine yaptığı farklı şeyler. Mesela orijinal malzemesi budur. Fakat ben buna şimdi bir şey ilave edeceğim. İzleyicilerimiz de görecek. Tabii teli düşürmezsem. Evet. Taktım. Yumurtayı önce iyicene çırpıyoruz. Evet. Yumurta köpürecek. İyice yumurta köpürecek. Evet. Hiç hız kesmeden şekerimizi döküyoruz. Yine aynı hiç hız kesmeden. Hiç durdurmadan devam ediyoruz hiç değil mi? Hiç durdurmadan. Dönür kahvemizi ekledik. Kapatayım yok. Evet. Tek tek hepsini eklemeye devam ediyorum. Hepsini sırasına göre. Sırayla. Evet. Şimdi cevizi ekledik. Efendim? Şu ana kadar hangilerini koyduk? Şu ana kadar her şeyi koyduk artık. Sıralamamız gerekirse kabartma tozunu ilave ettik, unumuzu ilave ettik, şekerimizi ilave ettik, granül kahvemizi ilave ettik ve şu an sadece çikolatamız kaldı. Çikolatamızı da bu kısmını buraya koyduk, eritmeden koyduk. Erimiş kısmını? Erimiş kısmını en son ilave edeceğiz. Çikolatamız fırlamış
Onu da ekledik. Yumurtasını da kaldırıyorum. Evet. Evet, bu da tamam oldu artık. Öbürünü ilave edeceğim. Tamam. Şimdi... Çikolatasını getireyim evet, mi ister tamam, misiniz? Tamam, ben aldım. Peki o zaman. Ben yine aldım. Bunu da fırın tepsisine yağlı kağıtla mı? Yağlı kağıtta. Peki. Şimdi çikolatamı buna aldım. Niye biliyorsun değil mi? Evet, ne oldu gözüm da? Gözüm kaldı. Tava çok hoşuma gitti dedim. Evet. Yemin ederim. Ya tava çatlar mı? Tava çatladı ya. Ya inanamazsın. Evet, gerçekten bunu da yaşadık. Biz bugün yani böyle aslında her gün böyle bir şey ben burada yaparken çatlayabiliyor. Ama gerçekten ilginçtir ki. Bugün dedim ki tava da çatladıysa tamamdır hani, efendim artık son noktadayız gerçekten. Nasıl bir göz varsa bende. Evet. Maşallah. Maşallah. Ben tepsimizi o zaman yağlı kağıdımıza tamam. Hazırlayayım mı? Şimdi bunun kıvamı tamam. Evet. Bunu sadece kaşıkla yapacağız. Lakin kaşıkla. Şöyle bir şey var. Şöyle göstereyim. Çikolata kaşığıyla gösterelim. Tamam. Kıvamı bu. Normalde bunu ben olduğum işletmelerde kalıplarda yapıyorum. Bu kaplik kalıpları vardır ya. Evet. Kağıt kalıpları. Onlar da çok dehşet oluyor. Çok daha keyifli oluyor. Bizim de var. Yapalım mı? O zaman onu da yapalım. Tamam. O da olabilir. O zaman şöyle ondan, yarısını onda yapalım. Sizi. Yarısını onda yapalım. Yarısını da biraz daha un ilave edip direkt dediğimiz gibi kaşık şeklinde yapalım. Renkli renkli mi istersiniz? Yok fark etmez. Tek renk yeterli. İyi iyi. Tamam. Şimdi bunları şöyle kaşık yardımıyla. Evet. Sıkma poşette verebilirim isterseniz. Direkt yok kaşıkla daha iyi. Kaşıkla daha iyi çünkü evlerimizde de. Evet kaşıkla. Ne kadarını dolduracağız peki? Yani yarısını birazcık geçecek. Birazcık çok fazla geçecek. Değil çünkü malum kabaracağı evet. İçin. Şu şekilde. Peki. Şöyle de koyayım. Tamam. Böyle yerleştirelim ki bir daha yerinden kalkmasın. Evet. Hemen. Biz de çatala başlayalım gerçekten. Tamam, bu ben mikseri bunları, buradan alalım. Benim onunla işim yok artık. Evet. Tamam. Siz onu koyarken biz de çatalımıza başlayalım. Efendim çatal biliyorsunuz ki böyle her zaman fırınlardan da aldığımız, işte simitçilerden de bulduğumuz. Ben çok severim tüketmesini. Gerçekten. O yüzden dedik ki dün de Elmas teyzemiz buradaydı. Sağ olsun. Böyle hem paylaşımcı hem öğretici gerçekten tüm bilgilerini esirgemeden bizimle beraberdi. Dün de Elmas teyzem dedi ki o zaman dedi çatal da yapın. Tamam dedik o zaman Elmas teyzem çatal da yapalım. Ama gerçekten çok güzel bir tarih seçmişim bence Gülen Hacı. Neden evet. Diyeceksin? Bu benim kendi görüşüm tabii. Ben biraz eskici bir adamım. Hani ben 80 dönemlerinin çocuğuyum. Evet. Eskici bir adamım. Şimdi mesela çatal benim o dönemlerde çocukluğum döneminde çatal, poğaça, dondurma bizim çocuklar için. Evet. Vazgeçilmez şeylerden bir tanesiydi. Yani biz giderdik işte ay çöreğidir gibi evet. Pastane mahalle yani hepsini. Mahalle pastanelerinde bulurduk. Ve şimdi gerçekten artık o kadar farklı şeyler çıktı o kadar güzel şeyler çıktı ki. Ama çatallara... eskiye doğru artık unutulmaya yüz tutmuş ve sen unutulmaya yüz tutmuş şeyleri bazı ürünleri evet, bu şekilde yapıyor olman hem çok güzel hem de izleyicilerimize. Evet. Evet, biz Türk'üz kardeşim. Aynen öyle. Biz Türk'üz. Bizim bir damak tadımız bizim var, damak bildiğimiz var şeylerimiz ve kültürümüz var. Kesinlikle bunu öyle. Bunu söylemem benim çok hoşuma gidiyor. Çok sağ olasın şefim. Seni de böyle takdir etmem benim çok hoşuma gidiyor. Ama öyle. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yiğidi öldüreceksin, hakkını yemeyeceksin. Peki, yani haklı haklı yani iş burada yapıyor peki yani. Peki efendim, o zaman ben hemen çatalın malzemelerine geçeyim. 125 gram tereyağımız, 1 çay bardağı zeytinyağımız, yarım çay bardağı suyumuz, 2 yumurtamız, 7 çorba kaşığı toz şekerimiz, 3 çorba kaşığı sirkemiz, 1 tatlı kaşığı mahlevimiz, 1 tatlı kaşığı tuzumuz ve aldığı kadar unumuz var. Aldığı kadar unumuz var. Evet, aldığı kadar un koyacağız. Evet, hem de saymış olalım. Bardakta da koyabiliriz, daha da kolay olur çünkü benim için de hem de izleyicilerim için de deyip. Bu arada siz keki koyarken aynı zamanda unu da rica edebilir miyim sizden? Aldığı kadar olacak un ya. Un mu? Ben sana evet, şimdi vereyim unu da gör. Heh. Un da rica edersem ben. Heh. Al sana. Yok o kadar olmasın. Olmaz mı? Evet ben diğerini rica edersem çok sevineceğim. Ya bu iyiydi ya. O çok büyük olur. Hemen alayım. Şuradan da bir tane bardak alayım. Ve ölçe ölçe unuyla beraber koymaya ya, başlayalım. Ya bugün var ya yemin ediyorum doyacağız ya. Kesinlikle. Vallahi doyacağız çatallar matallar. Evet. Şimdi önce şöyle bir 3 bardak kadar un koyacağım. Daha sonrasında da bakacağız yeterli olacak mı daha ne kadar alacak diye.
tüm malzemeyi karıştırarak başlayacağız. Şöyle 3 bardak unumu koyuyorum. Daha sonrasında şefimden rica edeceğim. Kendi işi bittiğinde bana belki bu kaba birazcık daha un koyup getirirse seve çok seve. Mutlu olacağım. Seve seve. Sen söyle ben şöyle, çırak olurum, sıkıntı yok. Estağfurullah efendim. Bardağımız burada dursun değil tamam. mi? Tamam. Şimdi 3 bardak unumu koydum. Yumurtalarımı kıracağım. Dün Elmas teyzem ne demişti hatırlıyorsanız, havalar sıcak dedi, artık Gülenay dedi, yumurtayı tek tek kırıp kontrol ederek dedi hamurumuza boşaltmak dedi daha iyi olur ki hamuru dedi ziyan etmemiş oluruz. Hemen bakıyorum, bir adet yumurtam sağlam çıktı efendim. Sıcaklarda çünkü yumurta gibi ürünlerin durması kolay olmayabiliyor değil mi? Tabii sıcaklarda özellikle evet. Bu tarz ürünlerde sıkıntı yaşanabiliyor. Kesinlikle. Evet. Dışarıda ne yerken sorarlar. Dışarıda ne yerken dikkat etmeliyiz tatlı diye. Tatlı olarak değil mi? Tatlı, pasta, tuzlu, börek. Pasta, börek, et. Zehirlenmemek için. Oo, o çok önemli bir nokta. Kesinlikle öncelikle bir kere piliç. Öyle mi? Hele ki şu aylarda. Çok çok. Şimdi piliçlerde baktıkları zaman zaten yapılı, yani evde veya iş yerinde yaptıkları zaman piliç tavuklarda balık kokusu gelir. Balık kokusu. Balık kokusu gelir balık tavuklarda. O da sebebi şudur. Tavuklar balık yemiyle beslerler. Hı hı. Balık yemiyle besledikleri için balık kokusunu verir ve bu tarzdaki tavuklar en fazla dayanma müddetleri 24 saattir. Bir gündür. Hı. İkinci güne saktığı zaman dolapta da olsa bir şey fark etmez. O yüzden tavuk ürünlerine özellikle bu aylarda çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çok ciddi zehirlenebilirler. Bazı yerlerdeki işte işletmelere gene tabii bilmedikleri şey aslında yememeleri gerekiyor evet. diye düşünüyorum ben. Veya yemek yedikleri yerdeki kişiyi tanımaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü güvenmeleri gerekiyor. Şu aylar o kadar sıkıntılı bir aylar ki bizler için aslında. Onun için özellikle balık da şu aralar artık yavaş yavaş evet, artık olabilir. Çünkü sezonu artık bitti pek kalmadı. Evet, onun sezonundan dolayı. Ama et olabilir. Döner. Yani dönerde de dışarıdaki dönerleri pek tasdif etmiyorum ben. Hani tabii ki halkımızdan dolayı hani işte var bazı semtlerimizde, bazı işletmelerde işte ucuz döner dediğimiz veya hazır döner dediğimiz dönerler var ama bence yanlış. Hani 3 kuruş fazla verip adam akıllı bir şey yiyip yemek yerine daha az verip de yanında işte ayran hediye veren yerler dahi var yani. Ben bunu görüyoruz. O yüzden bence ki, bir porsiyon yiyeceğine yarım porsiyon yarım yesin porsiyon ama ye, nefsini kör alsın. Ama desin evet ben döner yedim desin. İskender gruplarında da mesela üzeri salçalı bir sos olduğu için domatesle veya salçalı sos olduğu için şu aylarda sıcak aylardayız. Çok hızlı ekşime yapıp ve mide bozabilir. Onun için dikkat etmeleri gereken kesinlikle. Birkaç tane noktadan bir tanesi bence bunlar. Ama onun dışında aslında şu aylarda en güzel yiyecekleri şey sebze. Sebze değil mi? Brokoli, tabii brokoli, karnabahar, havuç, zeytinyağlılar ki. Ayşe kadın fasulyeler, şeker fasulyeler, hepsi sena, çalı fasulyeler, bezelyeler. Enginar dolması. Evet, enginar mesela gerçekten. Enginar dolması çok güzel oluyor. Ben kesinlikle. Çok beğeniyorum. Enginar dolması, kaya koruğu. Evet. Direkt Ege ve Akdeniz bölgesinin yöresel otlarıyla yapılan, yapan yerler var. Hı hı. Yani çok fazla ağır yemeğe kaçmaya gerek yok. Hafif zeytinyağlar ve salatalarla. Çok beraber. Güzel şeyler çıkabilir. Zaten malum yaz geldi. Evet. Deniz mevsimi, tatil mevsimi. Tatil mevsimi. Zayıflamam lazım, spora gitmem lazım. Spora gideceğine gıdasına dikkat etmesi evet, yeterli. Sağlıklı beslenmek aslında her şeyin başında geliyor. Bu arada ben hamuruma 2 su bardağı kadar daha un ekledim. Yani ortalama evet 5 bardak daha un ekledim. Şimdi karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonrasında da Rüzgar Şefim'le beraber güzel çatal şekiller verip fırınlıyor olacağız. Karıştıralım. Evet, kekimiz ne durumda? Vallahi süper. Evet. Yani çapımızı çok güzel bir şekilde yaptık. Evet. Namiriyer. Çapımız. Oo. Ankara tuzlusunun farklı şekilde olanını da yaptık. O da çok güzel harika. Oldu. Yalnız bu da ne kadar bereketliymiş. Evet, doldur, bayağı doldur, bereketli. İşte yani tabii şimdi yani malzeme ha, çok onu geliyor söyleyeyim, göze. Onu evet, söyleyeyim. Bir o aydınlatırsak orada. şimdi... Ben kaç gram ceviz koymuştum? Bakacağım hemen. 250 gram. Bizde ezberde her şey. Şimdi. Evet bulamadım. Ceviz yok artık. 250 gram 250 gram kadar. Ceviz koyduk ama şu var. Tabii herkes evinde ceviz bulunacak diye bir kaide kural evet. yok. Bunu fındıkta da yapabilirler. Keza 250 gram koymak zorunda da değiller.
daha da az koyabilirler. Çikolatayı da azaltabilirler. Yani bu tabii azaltabilirler. Bu şu şöyle söyleyeyim. Genel olarak standart reçetedir. Hı hı. Yani cevizini daha az kullanabilirler. Evet. Cevizsiz dahi yapabilirler. Keza çikolata gene öyle şey. Sonuçta bu ürünler tabii ki de çok ucuz ürünler değil. Hı hı. Buna katılıyorum ama az bir şey yani. En az yani, 250 gram biz... yerine 70 gram, 100 evet. gram. Yani... evet, ne kadara veriyorsunuz? Ya 1 lira 2 lira falan diyormuşum. Yani biz de şöyle söyleyeyim. Bunun işte şöyle 3 tanesi ortalama... Ne kadar? 10-15 civarı falan 10-15 yani. 10-15 civarı. Yani, 15 lira. 15 falan. Peki hani... Yani, evde yapmak daha mantıklı. Sizi hazır bulmuşken onu da sormak istiyorum. Şimdi herkes de böyle bir yerde açmak istiyor. Hem pasta börek üzerine hem restoran üzerine. Böyle şu anda bir furya var. Hani böyle çünkü bizim ülkemizde zaman zaman böyle bir şeylerin furyası oluyor. Aynen, herkes öyle. Yaparım ben. Ya, ben de yaparım o zaman. Ne var ki moduyla baktıkları için. Şimdi bu nedir? Yani nasıldır şimdi, bir işletme, yürütmek? Açmaları çok iyi bir şey. Bak ben çok katılıyorum. Çünkü ceplerinde olan hazır parayı bitirip sonra iflas ediyorlar. Ben çok gülüyorum. Çok gülüyorum. Herkes bir yer açıyor. Yani... Bir mekan veya bir işletme açmak için önce bir kere bir yönetici vasfın olması gerekiyor. Yöneticilik, kost kontrol, maliyet dediğimiz şeyi bilmen gerekiyor. Evet. Şimdi bunlar yapan arkadaşlarımız işte diyorlar ki 30 metrekare, 50 metrekare bir yer. Tamam ben bir tane tezgah koyarım, bir tane mikser koyarım, evet. bir fırın koyarım ben pastacı olurum. Ya pastacılık yani pastacılık değil genel olarak söyleyeyim. Bu meslek bu kadar kolay değil. Değil. Yani ki, hangi kameraya sesleniyorum şu mu? Arkadaşlar bu meslek bu kadar gerçekten kolay değil. Ben 18 yılımı verdim. Eğer bu kadar kolay olsaydı ben niye 18 yılımı vereyim ki? Giderdim bir kursa, bir ay kurs görürdüm ondan sonra pastane açardım kendime. Ben hala çalışan bir vatandaşım. Kesinlikle. Yani şu an aktif olarak çalışıyorum. Yani bir işletmede çalışıyorum. Niye kendime dükkan açmayayım? Param mı yok? Var ama açmıyorum. Açılmaz. Yani dükkan açmak o kadar kolay değil. Açıldığı zaman bir de şeyi düşünmüyorlar. Hani hemen açtılar, kurabiye evet. pasta yaptılar, sattılar. Böyle bir şey yok. Yok. Bunun kirası var, elektriği var, her suyu var, stopajı var, sigortası var. İşte ne bileyim yani var oğlu var, var bitmiyor, varla bitmiyor. Kesinlikle. Bugün misal veriyorum işte bir çikolata aldın veya bir un aldın veya herhangi bir malzeme aldın satamadın. Ne evet. yapacaksın onu mecburen çöpe atacaksın verip de insanlar da zehirleyemezsin. Kesinlikle. Bu sefer ne oluyor? Cepten gidiyor. Ondan Aynen. sonra ama Ahmet yaptı da iş yaptı para kazandı. O Ahmet ama. yani kendini bir kıyaslamayacaksın. O yüzden... Bunlar bana yanlış geliyor. Tam tersine yapan kişilere de gülüyorum. Şimdi bir de mesela bir furya var. Geçen seneydi herhalde. Geçen sene başladı yanlış hatırlamıyorsam. 2 ay kurs görüp 2 aydan sonra evlerinde pasta börek yapıyorlar. Evet. Yok butik pasta. Ya bırakın abi ne butiği ne pastası. Yani evde butik pasta yapıyorsunuz. Tamam eyvallah 2 ay kurs görmüşsün ama. Daha önce, sonrası. Tabii daha sonran var mı? Altyapın var mı? Dolu musun? Tamam mısın? Ama yok tabii bunu bilmeden... yapıyorlar. Sonra bu sanat camiası gibi hani bir dönem bir programlar vardı. Şarkı söyleyerek bir yerlere geliyorlardı. Sonra tutmuyordu. Gidiyordu intihara kadar gidiyordu. Bu da onun gibi bir şey aslında Doğru. bizim sektörde. Nasıl Michelin yıldızını kaybeden şefler evet. intihar eşiğine geliyor. Bu da onun Çok gibi bir önemli. Şey. Yapamadığı zaman kendine küsüyor. Mesleğe küsüyor. İşte ilk başta konuştuğumuz konu aslında. Mesleği sevmesi gerekiyor. Sevmesi gerekiyor. Dükkan açmakla meslek sevilmez. Mesleği yaparak meslek yani sevilir. Aslında para gözüyle bakmamak gerekiyor Tabii canım bu mesleğe kesinlikle para gözüyle evet. bakmayacaktın. Para gözüyle bakarsan kazanamazsın. Evet. İptal oluyorsunuz. Aynen bu arada öyle. Ben 6. bardak unumu da koydum. Hamurum hazır. Hemen ekleyeyim onu da çünkü tam olarak 6 bardak un alıyor. Ben soruyormuşum. Dışarıda kaça satılıyor bu? Efendim çatal evet çok uygun bir şey Bilmiyorum, dışarıda aa, da. Pahalıymış ya. 75 kuruşta olan yerler de var. 1 liraya satan doğru yerler de var. Ve bundan bir sürü çatal çıkacak bugün. Evet. Hani göreceksiniz ki siz de bundan sonrasında biz de evde yapabiliriz çatal diyeceksiniz. Yok şurada çıkan ürünlerin hepsini ben seni çok sıkı takip ediyorum bu arada. Öyle mi? Teşekkür ederim. Vallahi bak söylemediydim ben de dayanamadım söyleyeyim dedim. Teşekkürler. Çok sıkı takip ediyorum. Yaptığınız ürünler gerçekten... Evlerde çok rahatlıkla yapılabilecek ürünler. Belki malzemelerden dolayı bazıları, hepsi hı hı. değil. Bazı mesela bugün benim yaptım ceviz 250 gram. Evet. Yani kimin evinde her zaman 250 gram ceviz var. Kesinlikle. Benim evimde yok en azından onu söyleyeyim yani. Onun için her şey evde çok rahatlıkla yapılabilecek hı hı. ve kolay tarifler. Bunlar çok önemli. Çünkü bir programda isim vermeyeyim şey yapıyor, tarif veriyorlar.
Diyor ki işte ıstakoz. Ne ıstakozu ya? Istakoz. Yani hangimizin evinde var şu anda? Kimin evinde var ıstakoz? Ama yani pasta börek programı kesinlikle öyle değil. Herkesin evinde çok rahatlıkla bulunabilecek. Evet, pedisekonu dedik. Hem herkesin evinde bulunabilecek, hem pratik tarifler olsun dedik. Hepimizin yapabileceği. Şimdi tamam ben bunun tarifini aldım ama nasıl yapacağım diye çok düşünmeden hemen pratik şekilde yapalım istedik. Bu arada hamurum benim böyle bir 5 dakika kadar dinlenecek. Daha sonrasında şekil vermeye başlayacağız. Bu süreçte bizim buradaki çok güzel malzemelerimiz, ürünlerimiz de hangi ismini kullanalım? Çapi. Çapi'yi mi kullanalım? Çapi olur. Peki, çapimiz de fırına gidecek galiba. Peki bir şey soracağım. Şimdi biz yaptık tabii. Dün yaptın, daha önceki gün sürekli yapılıyor bunlar. Bu tarifleri kaçıranlar için nerede görecekler, nerede bulabilirler bunu? Nerede görecekler hemen söyleyelim. Tüm sosyal medyada yayınlıyoruz. Süper. Instagram, Facebook'ta. Anam çok evet, iyi. Tüm tariflerimiz var. Pasta Börek STV'den hepsine ulaşabiliyorlar. O zaman ne yapıyoruz? Evet. Pasta Börek STV'den pasta böreği takip ediyoruz ve takip ettiğimiz zaman inanılmaz tarifleri alıyorsunuz, yazıyorsunuz. Aynen. Yazdığınız gibi mutfağınızın, burası mutfak, mutfağınızın bir köşesinde bulunduruyorsunuz. Bir kütüphane gibi düşünün. Evet. Evet. Hemen o zaman bir ellerimi yıkayayım ama öncelikle hamurluydu. Ha, şefim senden rica etsem pasta börek defterimiz var bizim anam, orada. Ben defteri çalarım. Evet. Bu arada da sorduğunuz sorulara da hemen de cevabını dönüyoruz yayından sonra. Evet. Özellikle belirtiyorum. Bu arada... Benim diğerler olmuş mu onlarda? Tabii ki de. Bu da olmuş. Peki. Bunu da göstermek istiyorum. Hemen. Yalnız ellerimiz yanmasın. Yok yanmaz. Bu da çıktı. Gerçekten harika görünüyorlar. Ankara şimdi bunu da atıyoruz. Ne kadar pişecekti? Evet. Çok iyi. Ortalama o da 15 dakika falan. 15 dakika. Yok aynı derecede. Aynı derece. Yani şunu 180-175 ya derecede 15 dakika sıcak pişiyor ama, olacak. Bunu da böyle. Şimdi zaten sunumunu hazırlayacağım ben. Tamam. Sunumunu da hazırlayacağım. Peki sunumunu hazırlarken şimdi çatallarımıza başlayalım o zaman. Bu arada ben hemen bir de turtama da bakmak istiyorum. Ne durumdadır diye. Daha sonrasında da çatala başlayalım. Ne durumdayız? Yani ben sanki birkaç dakika dahası var. Tamam o zaman birkaç dakika sonrasında turtamız da çıkacak. Şimdi. Nasıl? Fitil mi yapsın? Fitilleri mi yapsın? Fitil. 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 Ha. Evet. Yoo. Abla ben de iyi biliyor. Fitil. Ben de şöyle fitil. Fitil. Biz de böyle. Fitil. Evet gerçekten. Buyurunuz efendim siz fitilleri aynı oranda yaparsanız çok seviniriz. Çünkü biz buradan gördük. Evet biz de bağlayalım. Siz fitilleyin biz bağlayalım. Vay anasını be. Evet şimdi Rüzgar Şef'im fitilleme işlemine geçecek. Hepsinin aynı boyutta olduğu güzel güzel çatallarımız. Çilekli, kırmızı bıçağımız var. Evet burada. Kırmızı bıçağımı şöyle koyayım. Peki çatallarımızı büyük mü yoksa mini çatal mı yapacağız? Orta boy yapalım. Tamam ona göre. Evet tepsimize göre orta boy yapalım. Evet. Çok çok milyon tane çıkacak. Ortalama sizce kaç tane çıkar burada? Vallahi bir şey söyleyeyim buradan bayağı çıkar. Yani adet olarak tam net bilmiyorum ama. Yani ben tabii el alışkanlığından dolayı şeye alışkınım. Çok büyük çatal değil mini çatala alışkınım. Mini çatala. Minik minik yaparız biz de o zaman. Şöyle. O zaman ben de tepsime hemen yağlı kağıdımı da sereyim ki yapalım koyalım. Evet, yapalım. Şöyle hemen yapabiliriz. Tamam hemen getiriyorum. Büyük de yapabiliriz aslında çift çift bir şey yaparsak. Evet biraz daha büyük de yapabiliriz. Evet. Şöyle koyduk. O zaman ben sarayım sen fitil bir şey yapıyorsun. Evet. Fitil diyorum. Ya abla sen bayağı iyisin ya. Ama yılların kesinlikle yani, öyle. Yılların yani. Evet. Ablam bizim sektörde neredeyse. Evet. Şimdi. Bitirin bir sürpriz gelecek. Evet. Sürpriz. O yüzden beraber yapıyoruz ki. Hemen yapmaya devam. Bu arada ben aynı zamanda çatalımın da malzeme listesini bir yandan yeniden saymak istiyorum. Tabii ki. 125 gram tereyağımız vardı içerisinde. Bir çay bardağı zeytinyağımız vardı. Yarım çay bardağı suyumuz vardı. Bir adet yumurtamız. 7 çorba kaşığı toz şekerimiz vardı ki bu toz şeker olmazsa olmazımız. Kesinlikle. Evet Elmas teyzem çünkü öyleydi. Biz de hatta 7
çorba kaşığı toz şeker mi dedik? Evet dedi. 7 çorba kaşığı toz şeker dedi. Olmazsa olmazıdır dedi. Çatalım mı? O yüzden evet çatalım. Ondan dolayı da 7 çorba kaşığı toz şeker, 3 çorba kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı mahlep, aynı zamanda da 1 tatlı kaşığı tuz ve aldığı kadar unu da ölçtük. Baktık ki 6 su bardağı da un koyduk efendim. Geçen gün isim vermeyeyim ama bir kanalda programdaydım, tarif verdim. Kanala evet. Mail gelmiş. Ben yaptım olmadı. Dedim niye? Hani neden olmadı? Ben neden olmadı? Cevap veriyorum. Sonra numaramı verdim. Beni arayın dedim üstüne. Neden hı-hı olmadı? Olmaması imkansız dedim. Dedi ki bakın dedi yaptığım gibi WhatsApp'tan atıyorum direkt dedi. Attı bana resimleri. Neden olmamış? Su bardağı şeker vardı. Bir su bardağı var görmen lazım kavanoz gibi. Ha, tabii bu bizim kullandığımız su bardaklarının standart. Hepsi evet standart. Hani anne bardaklarımız vardır ya bildiğimiz su bardakları, evet, onlara ölçü dikkat bardaklarımız. Edelim lütfen yani biz de alışveriş de yaparken mutfağımızı kurarken özellikle bunlardan aldık ki hani hepimizin evinde bulunabileceği su bardaklarından olsun diye. Ama doğrusu odur aslında. İzleyicimiz daha gerçi dikkat ediyorlardır illa ki bunları kesinlikle biliyorlardır ama böyle bir şey yaşadığımı inanamadım yani bir su bardağı var inanılmaz bir inanılmaz şekilde. Bu arada çatal da çok kısa sürede pişen bir ürün o yüzden böyle tıkır tıkır pişecek tartımı da unutmak istemiyorum bir yandan şimdi vallahi gidip bak bakacağım evet ona çünkü demin ki, ben bir iki dakikası evet, vardı sanki hemen gidip ona da bakayım eldivenlerimiz eldiven hemen burada evet. Evet. Of 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 nasıl kabarıyor nasıl kabarıyor. Gerçekten çok yemin güzel. Yemin ederim çok iyi kabarıyor. O zaman sizi çatalların başına bırakıp ben de kızdan hemen. Alalım. Evet gerçekten ben tartımı çıkartıyorum artık. Harika şekilde. Evet. Üzerine tarçın ve toz şeker serperekten efendim. Harika. Bir öne de koyalım. Ben şunu bunu alalım. Evet. Şöyle bırakıyorum. Kayısı, bademin kokusu ve tarçının kokusu gerçekten harika şekilde olmuş. Yine alkış almadım ama olsun. Yine alkışsız geldim bu tezgaha. Vay yönetmenim. Yine alkışsız geldim ama olsun. Efendim. Yönetmenim teşekkür ederim ya bize alkış yok. Çok teşekkürler. Efendim siz alkışla geldiniz ya Ankara Tuzluları'nın başında. Ha öyle mi? Tabii ki. Aa, lütfen. Yani lütfen. Teşekkürler. Şimdi hemen hızlanalım efendim. Diyelim ki mesela düşünün ki şimdi fırındayız. Bir de sipariş gelmiş. Dünya kadar bizden 1000 tane acil çatal istiyorlar. İstiyorlar mı? Evet. Of iyi para kazanacağız. Tamam, yani hemen hızlı hızlı fitilleyip çatal işine girelim. Bakalım günde kaç tane çatal çıkartıyoruz? Günde? Evet. Kaç tane çıkartırsınız günde? Adet olarak mı? Adet olarak. Bu boylarda değil mi? Bu boylarda. 5-6 bin çıkarırım. Değil mi? Belki yani 5-6 bin o zaman gerçekten süper tamam çatal işine girelim o zaman. Kazanır mıyız? Yani neden kazanılmasın? Evet sevgili izleyiciler biz bugünden sonra çatal işine giriyoruz artık. Çatal da gerçekten çünkü bizi her an hangi bölgeye satacağız? Vallahi Çamlıca tabii ki Çamlıca tepesinde. Çamlıca tepesinde. Gülenay Usta ile beni evet. Çamlıca tepesinde çatal. Arabada çatal satarken görebilirsiniz. Evet. Evet. Olur. Bence ben olur. Ben de kağıt bardakta çay satarım. Tamam. Süper. Tamam ben bence yaparım. Bunu yap. Ben de yaparım bunu. Evet. Ramazan'da tamam, tabii niye ki. İftarda? Sahur zamanına yapalım. Sahur. Evet. Sahurda çünkü ben gelemem. Sebep? Çalışıyorum. Sahurda. Evet i̇ftar, tabii ki. İftar ve sahurda çalışıyorum. Peki o zaman Ramazan'dan sonra? Bana uyar. Söz mü? Söz. Tamam bunu bir kere yapıyoruz. Kameralarda hep beraber tamam. Yönetmenim gidiyor muyuz hep beraber? Gidiyoruz. Hep beraber evet. Bir günde olsa programı Çamlıca evet. Tepesi'nde yapıyoruz. Evet. Programı yapmıyoruz. Biz seninle çatal satmaya yapıp... Satmaya gidiyoruz işte. Görecekler tamam. Bizi yönetmeninde. Tamam. Kaç tane çatal satacağız? Buna bakacağız. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bayramdan sonra Çamlıca Tepesi'ndeyiz. Bayramdan sonra Çamlıca Tepesi'ndeyiz. Mutlaka. Evet. Ben çatal. Evet. Bunu deneyelim. Çamlıca simidine fark atabilecek miyiz? Şu anda onu soruyorlar. Çamlıca simidine nasıl fark? Herhalde fark atacağız. Tamam o Çamlıca zaman. Çamlıca simidi. O zaman bunu deniyoruz. Ben Çamlıca simidine fark atamazsam mesleğe bırakırım. Tamamdır. Peki. Kayıtlara, kayıtlara geçtik. Tutun bunu. Çamlıca evet. Simidine fark atacağım. Hemen medyadan yayınlamaya başlıyoruz. Bayramdan sonra oluyor değil mi? Bayramdan sonra. Tamam. Bayramdan sonra gün kararlaştırıyoruz. Evet. Sen pasta börek ve sosyal medya üzerinden tarihi tamam. Net belirliyoruz. Ben belirliyorum. Çamlıca Tepesi'nde börek satıyoruz. Harika. Çatal börek nereden çıktı? Çatal yapıyoruz, satıyoruz. Bir de yanında da çayımız oluyor. Tamam. Bakalım termosla. Kaç tane. Evet termosla ama demleme çayı. Tabii. Hazır, yani bence hazır küçük çay. Bir tüp getirelim. Demliyor olalım. Tamam.
Ben bayağı sallama çay istemem. Yok, sallama çayı ben de sevmiyorum. Ben içmediğim için de kimseye de içirmek de istemem o sallama çayları. O yüzden tamam. Küçük tüpümüzle, çaydanlığımızla beraber efendim Çamlıca Tepesi'nde buluşmak üzere diyeceğiz. Evet. Tam tarihi de belirleyeceğiz. Harika. Vallahi bayağı da bitirdik. Şimdi bir tepsimiz doldu şu anda. Üzerine yumurta sarısı ekleyip fırına gidiyor olacak. Bir tepsi daha vereyim mi? Evet. Gerek var mı? Şimdi şöyle yapalım. Bunları hemen bir fırına koyalım. Daha sonrasında Rüzgar Şefim'den böyle çok güzel. Evet, benim yaptığım şimdi buraya gelelim. Sepet yarışmasına. Nereye sepete, nasıl yani? Yok öyle değil. Hani o konuya gelelim. Şimdi sepet yarışmaları tabii ki de yapılıyor. Uluslararası yarışmalarda özellikle yapılıyor. Şimdi yerel yarışmalara da girdi aslında sepet yarışması artık. Yarışmacı kesinlikle bunun ne olduğunu bilmiyor. Evet. Sepet kapalı bir sepet gelir. Evet. Puanı normallerden daha yüksekte tutarlar zaten. Ve sepetten ne çıkarsa her şey çıkabiliyor. Mesela balıkla tavuk çıkabiliyor. Veya ne bileyim işte sade sebze çıkabiliyor. Bunlardan tabii bunlardan mutlaka bir şeyler yapman gerekiyor. Ve bir süre veriyorlar işte 40 dakika, 45 dakika, 1 saat. O şeye göre değişiyor. Sepetin ve yarışmanın yapıldığı yere göre değişiyor. Ondan sonra sepeti önüne koyuyor, süreyi de veriyor. Bu süre içerisinde bu sepetten ne çıkarsa onu yapacaksın diyor ve yapılıyor. Peki o zaman. Yani. Evet, az sonra bakalım bizim sepetimizden ne size ne çıkacağız? Bilmiyoruz ki bakalım ne çıkacak, ne yapacaksınız? Bana mı? Evet. Ya ama yani. Tabii ki. Ben de bakacağım ne çıkartıyorsunuz vay diye. Neden olmasın değil mi? Efendim. Tiyo tiyo versene tiyo. Yok, o öyle bir şey olmuyor maalesef. Sayın yönetmenim, ne var? O öyle olmuyor maalesef. Yalnız... Bu arada ben bir tane yumurta rica edebilir miyim? Benim arkadaki dolabımda çünkü yumurtam kalmamış şu anda. Burada üzerine var. Yumurta sarısı süreceğim. Evet, tavuğumuzdan, çiftliğimizden aldık. Tamam, çiftliğimizden aldık. Hemen bir yıkayıp geliyorum ben yumurtama. Demek evet. Bana oyun yaptınız. Yok efendim, oyun değil. Sepet. Oyun değil. Çocuklara bir şey yapalım. Evet. Çocuklara bir şey mi yapalım diyorsanız demek ki oradan çıkacak malzeme ortalama bellidir. Yani eğlenceli malzemeler. Güzel malzemeler. Bu nasıl malzemeler. Bir aşktır? Bu nasıl bir sevgidir? Bu gerçekten nasıl bir çok güzel görünüyor. Çapidir ya. Pişmiş mi? İnanamıyorum. Az kaldı. Az eli kaldı. Kulağında birazdan çıkacak yani. Şöyle göstereyim mi? Bir dakika açayım şöyle. Oo, çok güzel görünüyor gerçekten. Yani harika. Çapı yaptık ama çapımız cupcake gibi oldu. Çok güzel oldu o yönden. Evet, cupcake gibi bir çapı yaptık. Hem de dedik ki efendim sizin evinizde 250 gram ceviz yoksa aman ben şimdi bunu nasıl yapacağım demeyin. İstediğiniz kadar cevizi azaltıp da çoğaltabilirsiniz. Kesinlikle. Çikolatayı da aynı şekilde azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yağını da azaltıp çoğaltabilirsiniz. Porsiyon ne kadar azsa zaten malzeme o kadar azalacaktır. Biz burada birazcık fazla fazla yapıyoruz ki çünkü yayın sonrasında hep beraber yiyip tüketiyoruz ama böyle çayımızın yanında. Ama Gülen Ağacığım bir şey söylemek istiyorum. Tabii. 1943 ve 1945 evet. Senelerinin tatlı kitabı elime geçti. Gerçekten. Saraydan yani kazı esnasında bulmuşlar kitabı. İnanılmaz bir değer, inanılmaz bir hazine. Hatta ben o kitapla bir yere gittim. Çok ciddi bir rakam, bir ev parası falan verdiler bana. Vermedim, kitaplar evimde duruyor. Benimle de paylaşır mısınız arada? Yani tabii ki de, neden çok olmasın? Hatta ederim. Ben bugün gelirken o kitabı getirecektim aslında ama başına bir şey. Çünkü kitap o kadar nazik açılması gerekiyor. Kesinlikle, artık eminim. Şey, dış kapı falan fena bir durum. 1943 ve 45, iki yılın kitabı var. İki tane ayrı kitap. Oradaki tariflere bakıyorum. Evet. Şimdi biz diyoruz aslında hani bu gram, bu gram, bu gram diyoruz ama mesela tariflere bakıyorum yazı direkt düz yazı. Diyor ki un ilave, yani un işte un, şeker, evet. Ben bunu afaki söylüyorum tabii. İşte un, şeker, maya koydun, karıştırdın, yaptın, pişirdin. Bu şekilde. Şekli nasıldır? Ondan sonra acıma neyden kaç gramdır? Kesinlikle böyle bir şey yok. Öyle mi? Ya inanamazsın ama ben o kitaptan bir iki deneme yaptım kendi çalıştığım yerde. Acayip bir çok lezzet güzel çıkıyor. Acayip bir lezzet çıkıyor ve şey kullanılmıyor hiç kesinlikle. Tuz hiç kullanılmıyor. Tuz hiç yok. Limon tuzu inanılmaz. Hep bütün tariflerinde hep limon var. Tuz. Normal limon, tuz yok. Normal tuz yok. Şekerlerde de normal şeker pek kullanılmıyor. Genelde şeker pancarı. Şeker pancarı. Kullanılmış ve şey nasıl diyeyim pudra şekeri tarzında bu şey vardır. Bu şekerini de dur aklıma gelmedi şimdi. Kırmızı.
Evet. Gibi. Ha, o şekeri çok kullanmışlar tariflerde. Ya inanamazsın. Acayip güzel tarifler çıkıyor. O kitabı bir daha kenara tamam. paylaşalım. Şey yapalım. Süper olur. Bu arada şurada bir tanesi kalmış. Yumurtalarımı sürdüm. Çatallar da tamam. Ben şunları evet. kaldırayım sonra. Şimdi evet, arkamdan konuşma gelecek. Bulaşıklarını bıraktı gitti diye. Yok estağfurullah. Kesinlikle yok. Bizde dedikodu yok. Gıybet yapmıyoruz. Gıybet tamam yapmıyoruz olur. Gerçekten. Hemen biz bol bol burada yemek yapıyoruz. Güzel insanlarla, mutfak insanlarıyla. Ve paylaşımcı insanlarla gerçekten harika şekilde çalışıyoruz. Şimdi şunlar da hazır. Bunları da ayrıca tepsiye alıyor olacağım. Şimdi bu tepsimi tekrardan arkaya götüreceğim. Şefim ne aradı? Ben aradığımı buldum. Tamam, peki o zaman. Aradığınızı bulduysanız. Sepetim gelsin. Evet, sepet de gelsin. Sepetim de gelsin. Hemen şimdi şöyle yapalım. Ben hemen bunu bir fırına atayım. Şefime öyle sepetini vereyim. Şöyle bakalım. Izgarasını çıkartayım. Şimdi bu şöyle bir sunum. Genelde hani böyle çok lüks derler ya. Böyle annelerimiz, teyzelerimiz, ninelerimiz evlerinde veya eşlerimiz evlerinde yaptıkları zaman bunu böyle çok muntazam dizmeye gerek yok. Salaş bir vaziyette şöyle çok rahatça dizip de sehpanın ortasında şu şekilde çok rahatlıkla sunum yapabilirler. Oo, çok güzel olmuş. Gerçekten harika görünüyor. Kalan çatallarımı da şöyle alıyorum. Teflon bir kalıbıma. Hemen sepeti de alayım. Yine. Evet. Bakalım reklama kadar neler çıkacak. Sepetimiz geliyor efendim. Yani 5 dakika. Evet. 5 dakika hadi içerisinde ya. Bize neler yapacaksınız? Ama bu haksızlık, yarışmalarda bile bu kadar vermiyor. Daha fazla sepet veriyorlar. Sepet en azından açık. Bakın şu an için sepet en azından açık. Aa süper. O, acayip şöyle severim. Koyuyorum. Çok sevdiğim şeyler. Gerçekten. Bunu şöyle koyalım. Evet. Bunları da şunu şöyle bırakayım. Harika. Şu şekilde. Şöyle üstüne de yumurtasını süreyim birazdan. Bunu da fırınlayacağız. Ve şefime de sepeti geldi. Evet 5 dakikam var. Bunu şöyle yapacağız. Şimdi kağıt helvamız var, muzumuz var, evet. çileğimiz var ve çikolatamız var. Çikolatamız var. Çok basit. Harika. Evet. Hem yaklaştığımız şöyle Ramazan ayına yaklaştığımız günlerde, hı-hı. havaların güzel gittiği günlerde ve aynı zamanda çocuklarımıza yönelik bir şey hazırlayacağız. Hiçbir şey aramadım, buldum ben aradığımı. Peki. Hemen önce şöyle tezgahımı bir siliyorum. Evet. Çocuklar, ekran başına geliyorum. Evet şimdi heyecanla bekliyoruz bakalım. Şimdi. Şefim neler yapıyor? Hepimiz waffle'ı severiz. Bayılırız. Sevmeyen yoktur. Kesinlikle. Şimdi burada kağıt helvalı waffle yapacağız. Tamam. Hızlı bir şekilde o zaman hemen. Evet. Evet 5 dakika içinde bakalım neler yapacağız. Hoş ben eminim ki 5 dakika içinde siz bundan kaç tane yaparsınız? Bir sürü çıkar. Bol. Bol sabah kahvaltılarında kullandığımız fındık kremasından, tabii, fındıklı çikolata kremasından. Evet. Oo. Tamam ya, yarısını alayım bu tarafa. Tamam. Biraz fazla gelmiş öbür tarafa, o yüzden birazcık dedikçe. Evet. Ya, azalttık iyice ama doğru biraz aslında ben de biraz fazla koydum. Evet. Yani ben yerim belki bunu ama çocuklar için çok olur evet. çünkü sonra... Dişler var, kalorisi dişler, var. Dişler daha önemli evet, dişler. Evet dişler gerçekten çünkü özellikle çocukken iyi bakılan dişler ileride sorun çıkartmayan dişlerdir. Evet. O yüzden hemen iki tane, kıvamında. İki tane evet. pratik waffle. Pratik waffle. Biz geçen yayınlarımızda Kerem Usta'mı ağırladık burada. Biliyorum izleme şansın oldu mu? Harika waffle'lar yapmıştık. Kendisine buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. Çok sağ olsun. Çok güzel burası böyle bol waffle'lar kokuyordu. Kokusu... Böyle dışarılardan daha duyuluyordu. Yani. Evet gerçekten o kadar. Şimdi de böyle efendim evde waffle makinemiz yoksa ve hemen de böyle çocuklarımızın canında waffle istediyse ne yapabiliriz dedik. Çok rahatlıkla. Ve bir sepet hazırladık. Ya şu ben böyle sepet şefim... her zaman yaparım sıkıntı tamam yok yani. Bir dahaki gelişinde değişik bir sepet hazırlayalım size o zaman. Ya. Son 10 dakikayı verelim.
reklam öncesi. 10 dakika mı kaldı? Yok, şu anda son 3 dakikanız var. Daha sonraki sepetler için söylüyorum bunu. Ha, o zaman tamam, hemen şöyle. Evet. Harika, çilek. Zaten çilek ve çikolatanın birleşimi harika. Dondurma da gelsin mi? Varsa dondurma da güzel evet, olur. Evet, dondurma da gelsin. Evet, dondurma derler ki şimdi gelsin efendim. Şimdi gelsin. Evet, şimdi gelsin. Tamam. Bir tane alalım. Zaten muz, çilek, çikolata bir araya geldiği zaman İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz oluyor efendim. Yine dondurmamız da. Dondurma. Bekliyor yani bu bayağı şey bu yalnız. Tabii ki. Bayağı dondurma geldi. Şöyle önünüzü açayım. Evet, bu da tabii Kemal Usta'nın dondurması. Evet. Şimdi şöyle kaldırayım ki rahatça görülebilsin. Evet, şimdi dondurmayı da koyuyoruz. Evet. İnşallah çok sert değildir. Alabiliriz. Biz biraz sert. O yüzden önceden de çıkarttım ki evet. Hadi bakalım. Evet. Reklam sonrasına da bırakabilirim ama. Evet. Ne yapıyoruz şu anda? Fitness gibi böyle. Evet. Vallahi sayın yönetmenim bu. Tamam. Yeter bu kadar şöyle zaten yapalım. Ya. Tamam. Şimdi diğerini tamamlayalım. Evet. Bu arada da böyle dondurmamız birazcık kendine attık. Gelsin. Ha, şimdi bunu şimdi yapıyoruz. Şimdi muzumuz, çileklerimiz. Evet. Evet, böyle üzerine birazcık fıstık ya da böyle fındık, fındık getireyim mi hemen? Varsa iyi tamam. Olur. Tamam, şöyle arkada da hemen şurada. Yönetmenim da duyuyorsa sakın reklama vardı. Girmeyin, bekleyin. Az bakalım. Kaldı, bitti. Bizim fıstıklarımız bu tarafta mı? Peki, fıstıklarımız böyle hemen. Vallahi çok güzel görünüyor. Vallahi işte açacak. Evet, şöyle üzerine fıstıklar dökelim. Bakalım, bol bol. Siz az kullanın, biz bol kullanıyoruz. Niye yani? Bana ne yani? Şimdi şöyle bol ben de çok kullanacağım. Beraber. Yalnız çilekler inanılmaz güzel kokuyor. Harbiden. Evet. Bu arada, buna da fıstık evet. Atıyorsun, hemen geliyorum. Şimdi hemen fıstığını atarken efendim kısa bir ara veriyoruz yeniden. Siz bu arada sosyal medyadan sorularınızı iletmeyi unutmayınız. Pasta Börek STV'de tüm sosyal medyadan iletebilirsiniz. Dönüşte harika ürünlerimizle beraber karşınızdayız. Ayrılmayınız efendim ekranlarınızdan. Şeker ve tarçını üzerlerine eliyor şefim. Şimdi hemen ben de bu tarafa turtamın, tartımın üzerine eliyorum. Harika şekilde tüm ürünlerimizle beraber sürpriz sepetimizden çıkanlar da hazırlandı. O da hazır, evet. Evet, neler yaptık hemen bugün? O zaman kısaca hatırlayalım hep evet. Beraber. Pasta börek izleyicileri için kısaca hatırlıyoruz. Bana bir sepet çıktı. Sepetten ben kolay bir waffle yaptım. Yaptık. Çocuklarımız için çok kolay bir waffle. Evet. Yine aynı şekilde çapi yaptık ama farklı bir sunum yaptık. Pudra şekeri ve tarçınla, evet, tarçınla beraber toz beraber. Yaptık. Bir Ankara tuzlusu yaptık. Bu şekilde farklı. Yine Ankara tuzlusunu farklı bir şekilde gene böyle çubuk şeklinde Hı-hı. yaptık. Tabii ki sen de... Burada neler yaptık? Efendim çatal. Hepimizin damak tadına uygun her zaman da evlerimizi süsleyen çatal yaptık. Her an tüketilebilir şekilde ve kayısılı bademli tart yaptık. Üzerine yine tarçın ve pudra şekeriyle süsledik. Evet. Dedikten sonra. O zaman ne diyoruz? Pasta börek izleyicileri. Gülenay Yüce ile beraber pasta börekteydik.
Bu tarifler ve daha fazlası için Instagram hesabımızdan bizi pasta börekten ve her şekilde bütün ürünlerimizi ve tariflerimizi sosyal medyadan hem bulabilirsiniz hem de kütüphanelerde kitaplarınızın yanında bir pasta börek kitabı Gülenay Yüce ile beraber oluşturabilirsiniz. Kesinlikle bunu kaçırmayın ve mutlaka takiplerinizi sürdürün. Çok teşekkür ediyorum. Yarın kim var biliyor musun? Bence sakın kaçırma derim. Yarın Ereğli'den harika bir pide ustamız gelecek. Şeref ustamı ağırlayacağım. Yarın yine aynı saatte 10.30'da. Şeref usta. Ekranlarında. Şeref usta, evet, pideler gelsin. Şeref usta. Pasta börekte görüşmek üzere. Hoşça kalın.